Ama şu anda mesela dolar 7 lira bandına doğru geldi. İşte altın düşüyor. Sıcak para girişi var gibi görünüyor. Var var tabii. Sıcak para giriyor şu anda. Tansiyon... Şu anda Avrupa'da faiz eksi. Türkiye'de Merkez Bankası faizi %17. Piyasa faizi daha da yüksek. Ne kadar? Piyasada kredi faizlerine baktığımızda işte %20, 21, 22 gibi faizler söz konusu kredi faizleri. Yani mevduat faizlerinde de işte yani çok büyük ve seyyar mevduatsa %18'e kadar çıkıyor. Yani tamam, büyük yani ve seyyarsa iyiye bir gidiş var mı yani? Çünkü dolar düşmeye başlamış. Şu andaki yani 3 aydır yapılan tek şey, 3 aydır bu yeni isimlendirmeler yapıldıktan sonra, akraba bakan yok olduktan sonra yapılan tek şey Merkez Bankası'nın faizi artırması. Avrupa'da eksi faizken Türkiye'de %17 Merkez Bankası faizi, daha yüksek piyasa faizini gören sıcak para şu anda geliyor, o yüksek faizi cebine koyuyor ve gidiyor. Hatta kurda da biraz gerileme olduğu için o aradaki farkı da kazanıyor. Çünkü yani örneğin yani 7.60'dan bozdurduğu dolarını Türk lirasına çeviriyor. Yüksek faizi alıyor. Tekrar geri çıkarken de 7.10'dan, 7.05'ten dolara çevirip gidiyor. Bir de aradaki kur farkını kazanıyor. Şu anda dünyada sıcak paranın daha fazla para kazandığı bir ülke yok. Ne olacak şimdi? Peki bu sıcak para ülkeye yeni yatırım getiriyor mu? Hayır. Yeni İslam oluşturuyor mu? Hayır. Şu andaki tablo sadece ve sadece bu ülkenin kaynaklarının yurt dışına transferinden ibaret. Bakın ben bıraktığımda bütçedeki faiz ödemesi 51 milyar lira. Bu yılın bütçesinde 179 milyar lira faiz ödemesi var. Yaklaşık 4 kat. 179 milyar. Çiftçiye destek ne kadar dersiniz 2021 bütçesinde? 22 milyar. Bütün çiftçiye verilen desteğin tamamı 22 milyar. Ödenen faiz, bütçeden ödenen faiz 179 milyar. Gerçekten yani içimiz kan ağlıyor. Bu tablo Türkiye hak etmiyor. Bu ülkenin çiftçisine yazık değil mi? Bütün maliyetler arttı. Kur arttığı anda mazotuydu, gübresiydi, ilacıydı, her şey arttı. Traktördü, her şey arttı. Ama çiftçimizin ürettiği ürünlerin fiyatı o kadar artmadı, artamadı. Üretim yaptıkça zarar ediyorum diyor çiftçimiz. Çiftçi evet. Kredilerine bakın. Faizleri ikiye katlamış durumda şu son dönemde. Yani çiftçilere verilen kredilerin faizi tam ikiye katlamış durumda. Türkiye'de şu anda üretim yapan kim varsa, ister sanayici olsun, ister tarımsal üretim olsun, üretim yapıyor görünüyorlar ama sürekli içten içe zarar ettikleri için borçları artıyor. Çiftçimizin borcu artıyor. Esnafımızın borcu artıyor. Ve şu anda biz mutluyuz diyen bir toplum kesimi yok. Şu anda Türkiye ile ilgili tek mutluluk yaşayanlar yüksek faizden istifade edip Türkiye'ye girip yüksek faizi cebine koyup tekrar çıkan kısa vadeli yabancı yatırımcılar. Türkiye ile ilgili başka bir mutluluk şeyi yok. Niye? Çünkü ekonominin düzelmesi sadece Merkez Bankası'nın para politikasıyla olmaz. Yani bu ülkenin Merkez Bankası sadece para politikası enstrümanlarıyla dış politika sorunlarını çözemez. Merkez Bankası ülkenin hukuk sorununu çözemez, yargı sorununu çözemez. Merkez Bankası ülkenin özgürlük sorununu çözemez. Merkez Bankası'nın elinde çok sınırlı araç seti vardır. Onlardan birisi de faizdir. Faizi yükseltip kısa vadeli parayı cezbeder. Ama yüksek, uzun vadeli yatırım ancak ve ancak Türkiye'nin topyekün güvenilir bir ülke olmasıyla mümkün. Ama yani şu anda bu kısa vadeli sermaye girişi işte ne bileyim cari açınızı düzeltir, işsizliğinizi düzeltir ve böylece işte 2023'e erken seçim olmayacaksa bir AK Parti'ye zaman kazandırabilir. Cari bir çözüm müdür? Düzeltme ihtimali yok. Çünkü yok mu? Niye? Kur düştükçe ithalat ucuzlar. Kur düştükçe ithal ürünler daha fazla girer. İhracatçılarımızın elinde daha az döviz girer. Tabii kısa vadede, uzun vadede kısa bambaşka hesaplar ama kısa vadede ithalatı ucuzlaştıran, kolaylaştıran bir iş. Dolayısıyla ithalatı artırır kur düşünce. Hı hı. İhracatta da yine kısa vadeli zorluklar yaşanabilir. Yani cari açığa hiçbir faydası yoktur bu tamam, faiz artışı. Tamam ama yani bu kısa vadeli sermaye girişleri yani zaman kazandırabilir mi? Yani dolayısıyla... Ama zaman kazandırır da ne için? Yani hı. Şimdi bunu yaptı Merkez Bankası değil mi? Eş zamanlı olarak Türkiye'de bir hukuk reformu lazım şu anda. Eş zamanlı olarak Türkiye'de bir eğitim reformu lazım. Eş zamanlı olarak dış politikadaki hataları düzeltmek için çaba göstermek lazım. Yani merkez bankalarının bu faiz artışı sadece hükümete bir pencere açar. O pencerede hükümetler doğru işleri yaparsa bir bütün olarak ekonomide düzelme meydana gelebilir. Ama sadece Merkez Bankası faizi yükseltti, işte kur da biraz yerinde duruyor, bu işi çözdük. Asla. Mümkün değil yani. Dalga dalga bu ülke krizler yaşamaya kesinlikle devam eder. Siz olsanız ne yaparsınız şu anda? İktidar, ekonomiyi size verdiler. İlk işiniz ne olur?
Çünkü böyle şeyler var. Yani sorular da böyle, biliyor musunuz? Ekonomiyi bize verdiler. Asla kabul etmeyiz. Böyle bir tabloda ekonomi yönetimi, ekonomiyi düzeltemez ki. Biz onun için ülkenin iktidarına talibiz. Komple bir iktidar değişikliği olmadan biz ekonominin düzelebileceğine inanmıyoruz. Çünkü bu zihniyetin başka alanlarda reform yapacağına, işleri düzelteceğine inanmıyoruz. Yani sadece ekonomide getirin, Nobel ödüllü 10 tane iktisatçıyı getirin, ekonomi başına koyun. 3 ay dayanamazlar. 3 ay sonra ya sadece bizim elimizde değil ki derler yani. Yargınız işlemiyor. Bu ülkede özgürlük yok. Burası hukuk devleti değil. Yatırımcı gelmiyor. Yatırımcı derken uzun vadeli yatırımcı. Uzun vadeli yatırımcı sadece yabancı yatırımcı değil bakın. Kendi insanımız. Bugün kendi insanlarımız bizim milyarlarca dolar dünyaya yatırım yapıyor şu anda. Bizim kendi insanımız başka ülkelerin vatandaşlarına istihdam sağlıyor şu anda. Kendi ülkesinden korkuyor. Hukuk yok bu ülkede diyor. Sözleşme hukuku yok diyor. Mülkiyet hukuku yok diyor. Ben bu ülkeye artık yatırım yapmaktan korkuyorum diyor. Kendi yatırımcımız, kendi insanımız imkanlarını başka ülkelerde değerlendiriyor. Başka ülkelerin vatandaşlarına istihdam sağlıyor. Çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani öncelikle kendi vatandaşlarımız güvenecek bu ülkeye yatırım yapacak ki biz işsizlik sorununu çözebilelim. Kaldı ki bunlar yine nispeten kısa orta vade ama asıl bu ülkenin ekonomisinin uzun vadeli büyümesi ve güçlü sürülebilir bir şekilde büyümesi eğitimle alakalı. Eğitimle, ama çok uzun vadede sonuç alacak bir şey. Evet ama bugünden başlamamız lazım. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunu o. Yani eğitim deyince ya bu vakit alır deyip kısa vadeli işe odaklanıyor. Halbuki eğitimi ciddi şekilde ele alıp orada mutlaka reformlar yapmak gerekiyor. Ne ilgisi var eğitimle ekonominin? Nasıl bir ilgisi var? Ekonomiyi böyle iki kanatlı kuş olarak düşünebilirsiniz. İki önemli kaynağı vardır ekonominin. Birisi iş gücü, biri de sermayedir. İş gücü ve sermaye ile bir ülkenin ekonomisi büyür. Sermaye hiç sorun değil. Güven olduğu zaman döner, dolaşır, para gelir. Kendi insanınızla gelir, başka yerlerden gelir. Para hiç sorun değildir düzgün yönetilen bir ekonomide. Ama insan kaynağı, iş gücü çok önemlidir. İş gücünüz ne kadar iyi eğitilirse, ne kadar yüksek katma değer üretecek niteliklerle yetiştirilirse, o iş gücünün ekonomiye katkısı çok büyük olur. Yani bu da ta küçük yaşlardan başlıyor. Mesela biz parti programımıza yazdık. Mecburi eğitim dedik, 3 yaşında başlayacak dedik. 3 yaşındaki çocuklar artık mecburi eğitime başlayacak dedik. Çünkü çocuğun 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında aldıkları, mesela 5 yaşındaki bir çocuğun kelime dağarcığı var ya, diyelim ki 1000 kelime mi, 5000 kelime mi, 10000 kelime mi, kaç kelime biliyor? O hayattaki başarısı da bire bir orantılı. Ve her bir çocuğumuz büyük bir kıymet. Yeter ki çok küçük yaşta onu doğru bir eğitim sistemiyle alıp kabiliyetlerini, potansiyellerini açığa çıkaracak bir sistemde yetiştirelim. Bu çok çok önemli. Ve ezberci bir eğitim sistemi değil. Hep sorgulayıcı, şüphe duyucu. Yani bu şüphe duymak çok önemli. Halbuki klasik anlayış ve özellikle şu andaki zihniyet, bunu alalım, ezberlesinler ve tornadan çıkan bir gençlik. Değil mi? Gençlik hayalleri nasıl? Genelde ifadeyle şöyle bir düşünün, nasıl bir gençlik istiyorum diye sorun. Tornadan çıkmış bir gençlik. Asla.